Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yazlık kısa kollu, eteği volanlı ya da fırfırlı bir elbise dikeceğiz arkadaşlar. Penye kumaşım var, şu şekilde desenli. Kumaşımı önce ikiye, sonra dörde katladım. Kapalı kenarlar burada. Arka ve ön birlikte keseceğiz. Evet, şimdi kumaşımızı düzeltiyoruz. Şuranın iç içe olduğundan emin oluyoruz. Katlarken dikkat ediyoruz. Şimdi kumaşımızı güzelce 4 kat katladık. Her zamanki gibi üzerinden şöyle düzeltme çizgisini çektik. Bakın şöyle kenar çizgimizi çektik. Ben elbisemin boyunu şu şekilde 80 santim yapacağım. Alta volan takacağız. 80 santimden çiziyorum. Şöyle çizdim. Şimdi hemen buradan bir ense alıyorum. 9 santim. Elbisemiz düşük kollu ve kısa kollu olacak arkadaşlar. O yüzden kumaşımın verdiği kadar kullanacağım. Şu şekilde omuz başından itibaren 30 santim yeterli. Şöyle. Buradan 6 santim aşağıya düşme yapıyorum. Omuz başından bu 6 santimi hemen çiziyorum. Kol elimi de 25 santim olsun istiyorum. 25 çok açık geldi gözüme. Şöyle 21 santim yapalım. 21 santimden işaretimi atıyorum. Omuz çizgisine dik açı yaparak, bakın şöyle dik açı yaparak kolumu çiziyorum. Şuradan şöyle çiziyoruz. Evet. Omuz başından aşağıya 42 santim arka ve ön uzunluk işaretliyorum. Bunu da düz uzatıyorum. Şu şekilde. Buradan aşağıya 20 santim kalça düşüklüğümüzü veriyoruz. Bunu da düz uzatıyoruz, kalça düşüklüğümüzü uzattık. Şimdi elbisemin beli kalçaya göre olacak arkadaşlar. Kalça 1/4 artı 1 31 santim. Şöyle 30 santimden işaretimi atıyorum. 30 santimden buraları kapatıyoruz. Evet. Şöyle düz çizdim. Burayı da kol altından hafif yuvarlayarak birleştiriyorum. Evet. Şöyle bakıyorum. Belde biraz daha içe girmek istedim arkadaşlar. Şöyle belden 2 santim içeri alalım. Tekrar çizelim. Yani gözümüze nasıl hoş gelirse o şekilde yapmak istiyoruz. Şurayı iptal ediyoruz. Belimizi şöyle 29 santim yaptık. Hemen 29'dan kalçaya doğru çiziyoruz. Bu şekilde düz iniyoruz aşağıya. Ve hemen kesiyoruz. Birer santim dikiş payı vererek elbisemizin üst kısmını kesiyoruz. Ensemizi 3 santim düşüklük yapalım. Şöyle
kavisimizi verelim. 1 santim payla. Düşük kollu elbisemizi keselim. Evet, gördüğünüz gibi 4 kat elbisemizin üst bedenini kestik. Şimdi tek katını açıyorum. İçinden arkayı alıyorum. Tekrar katlıyorum. Ön beden yapacağım. Evet, yakam için oyuntu veriyorum. 3 santim vermiştik. Şöyle 9 santimden 1-2 santim düz gittikten sonra ön kavisimi oluşturuyorum ve yakamı kesiyorum. Siz buna istediğiniz şekilde yaka yapabilirsiniz. Omuz başından sıfır giriyorum ve önde düşüklük yapıyorum kolda. Bedenlerimiz tamam. Şimdi arka bedenimizi açıyoruz, seriyoruz bu şekilde. Ön bedenimizi de açıp seriyorum. Elbisemiz 40 bedenden 46-48 bedene kadar uyumludur. Beden soran arkadaşlar için yazlık penye elbise, rahat elbise. Evet, şimdi volan kesimi için ölçüyorum. 67 santim. Şimdi ön ve arkayı kaldırıyoruz. Bu şekilde. Kumaşımı alıyorum. İkiye katlıyorum. Volan için. Kumaşımı şöyle seriyorum. Ve 67'yi 3'e bölüyorum. Aynı kloşe tekte olduğu gibi. 67 bölü 3 eşittir 22 geliyor. 2 santim de eksiğini yapıyorum. 20 santim. Şimdi 20 santim buradan işaret atıyorum. Aynı kloşe tekte olduğu gibi 20-20 işaretliyoruz. Yirmi de buradan işaretliyorum. Ve ölçüyoruz, bakıyoruz. Volanımızın ölçüsünü verecek mi? Evet, şöyle 34. 30-60, 68. Evet, volanımızın ölçüsünü veriyor. Şimdi volanımın boyunu ne kadar yapmak istiyorsam, ben şöyle 30 santimlik bir volan istiyorum. 30 santimden de volanımın boyunu ayarlıyorum. Çok basit bir şekilde. Evet. Şimdi birer santim dikiş payı vererek volanımı kesiyorum. Evet.
Evet arkadaşlar, volanımızın bir tanesi çıktı. Diğeri içinde burayı kumaş katına koyuyorum. Şöyle. Biraz daha aşağıya çekiyorum. Evet, diğer volanımızı da kesiyoruz. Elbisemizin kesimi bitti arkadaşlar. Şimdi dikime geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle elbisemizin omuzlarını dikeceğiz. Overlock'ta. Overlock'umuz 4 ip. 4 ip olduğu zaman penye kumaşlarda düz dikiş makinesinde dikmeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Bunları soruyorsunuz. Buradan cevaplamak istedim. Şimdi omzunu diktim. Şuradan hemen ikinci omzumuzu dikiyoruz. Gördüğünüz gibi omuzları diktik arkadaşlar. Ben yakamı reçme makinesine şu şekilde katlayacağım. Ve kollarını da reçmede açıkken temizleyeceğim. Geleceğim arkadaşlar. Hemen temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, yakamızı temizledik. Siz bu yakaya bir yede takabilirsiniz. Overlock çekip düz dikiş makinesinde da kapatabilirsiniz. Ben reçmede şu şekilde kapatmak istedim arkadaşlar. Kolu da temizledik bu şekilde, gördüğünüz gibi. Şimdi volanlarımızı dikeceğiz. Etek ucuna öne ve arkaya kestiğimiz volanları takacağız. Şimdi şuradan başlıyorum. Volan yerine büzgü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu sefer volan tercih ettim. İsteğe göre büzgü de takabilirsiniz. Yani fırfır yaparsınız. Bakın volanımız tam geldi. Çünkü hesaplayarak yaptık. Şimdi diğer tarafın volanını da takıyorum. Elbisemizin tek yanını kapatacağım ve etek uçlarına ince fırfırlı overlock çekeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle tek yanımızı bir kapatalım.
Ya da iki yanımızı da kapatalım, fark etmez. İki yanımızı da kapatalım, etek ucuna komple overlock, bebe overlock'u çekeceğiz. Makinamızı ayarlamamız gerekiyor. Şimdi öncelikle kol altından başlayarak kıstırmayı yapıyorum. Overlock'umuzu çekerek yanları kapatıyorum. Evet arkadaşlar, elbisemizin yanı bitiyor. Burayı da çektikten sonra elbisemiz bitti. Şimdi etek ucuna fırfır çekmek için iğnenin birini iptal ediyoruz. Şuradan yandan ayarını tepeye çıkarıyoruz. İpleri de biraz sıkıyoruz. Fırfırımızı çekeceğiz. Normalde ben plakamı da değiştiriyorum. İnce plaka takıyorum ama şu an video uzamasın diye gerek görmedim. Bakalım. Şu ayarlarımızı da biraz sıkalım. Tabii muz ip olduğu için çok sıkarsak kopar. Ve koptu. Evet arkadaşlar, muz ip olduğu için ayarı sıkınca koptu. İplerimi değiştirdim. Normal merserize ip taktım. Gördüğünüz gibi şu şekilde overlock'la eteğimin volanını temizleme yapıyorum. Siz de ev tipi overlock'larınızla bebe overlock'u 3 iple overlock çekebilirsiniz. Overlock'unuz yoksa düz dikişte ince dik katlayabilirsiniz. Elbisemiz bitti. Volanı bu şekilde overlock'la temizledik. Şimdi elbisemi ütüleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elbisemizin bitmiş hali çok güzel ve çok şık oldu. Gördüğünüz gibi yazlık, volanlı, düşük kollu. Penye kumaştan gördüğünüz gibi 40 bedenden 50 bedene kadar giyilebilir. Bu şekilde harika bir elbise oldu arkadaşlar. Bakın, yaz için ideal. Siz de kendi ölçülerinizi alarak bu şekilde elbisenizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Kalça ölçüsüne göre diktiğimiz penye elbisemiz harika oldu. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamı takip alabilirsiniz. Instagram sayfam Üçer Hülya. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.